6 Mart 2023 Pazartesi ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da çocuk parasında bazı değişiklikler yapılacak hemen değil ancak 2025 yılından itibaren yeni bir sistem yürürlüğe girecek. Bu sistemin adı temel çocuk güvencesi. Çocuk parası, ek çocuk parası, çocuk başına vergiden düşünen miktar birleştirilecek. Sistem basitleşecek plan bu. Sonuç olarak dar gelirli ailelerin eline daha fazla para geçecek. İnşallah yeni yardım iki şekilde ödenecek. Birincisi sabit miktar, ikincisi ek ödemeler. Sabit miktar şimdiki çocuk parası gibi ayda 250 avro olarak düşünülüyor. Bu herhangi bir yardımdan düşülmeyecek. Ek ödeme ise ailenin gelirine bağlı olacak. Dar gelirlilere çocuk başına eğitim, konut yardımı gibi ek ödemeler yapılacak. Bu çocuğun ailesinin durumuna göre değişecek. Başvuru ve ödeme süreci basitleşecek. Bilgiler doğrudan vergi dairesinden alınacak. Bu sadece bir yasa taslağı şu anda. Henüz kesinleşmedi. Yaz aylarında kesinleşmesi bekleniyor. Bütçeden de daha fazla kaynak aktarılması gerekecek. Bu yüzden Maliye Bakanı linklerinde onayı şart. Özetle mevcut çocuk parası ve çocuklar için ödenen tüm yardımlar tek çatı altında birleştirilecek. Çok fazla bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Hükümet büyük laflarla, büyük sözlerle, büyük manşetlerle reform yapacağız diyor ama sonuç sosyal yardım, vatandaşlık parası gibi olabilir. Pek bir şey değişmeyebilir. Daha radikal adımlara, net önlemlere ihtiyaç var. Aksi halde Almanya gerilemeye devam edecek. 2025 yılında emeklilik primlerine de zam gelecek. Çalışma Bakanı maaşları güvence altına almak için bunu yapmamız şart dedi. Alternatif olarak süper zenginlerden vergi almayı da düşünebilirdi ama yine çalışanlara yüklenmeyi tercih etti hükümet. Yakında gerçekten çalışacak kimseyi bulamayacağız. Başbakan Scholz Almanya'da ekonomik kriz olmadığını iddia etti. Doğalgaz kıtlığı ya da bunun gibi bir durumda söz konusu değil dedi CNN'e konuştu. Çin'i uyardık, Rusya'ya silah vermeyeceklerini umuyorum. Ukrayna'ya ekonomik ve askeri destek vermeye ise devam edeceğiz dedi. Almanya silah desteğini her geçen gün arttırıyor. Rheinmetall şirketi Ukrayna'da tank fabrikası kurmayı düşünüyor. Burada yılda 400 tank üretilebilecek. Birileri hep kazanıyor. Rheinmetall şirketinin hisseleri savaşın ilk günü 107 avroydu. Bugün 254 avroya kadar çıktı. Yani iki katından fazla artmış oldu. SEDO ise silah alımına ayrılacağı söylenen 100 milyar avronun bir faydasının olmayacağını savundu. Partinin dış politika sözcüsü ordu geçen seneden bile kötü durumda dedi. FDP ordu kötü durumdaysa bu Merkel yönetiminin suçu diyerek cevap verdi. Berlin seçimlerine SEDO kazanmıştı. SEDO ve SPD koalisyon toplantılarına başladılar. Ne güzel giden bir sol koalisyon vardı anlaşamadık deyip yeniden sürdürebilirlerdi ama CDU ile işbirliği görüşmelerine başladılar. Sol hep aynı. Frankfurt'ta 3 ayrı aday çıktı. CDU'nun adayı birinci oldu. Şimdi ikinci turda CDU ile SPD yarışacak. Bakalım sol partiler SPD'yi mi destekleyecek, CDU'yu mu? Bu soru bile ilginç. Berlin'de temizlikten sorumlu şirketin çalışanları bugün greve başladılar. 2 gün sürecek uyarı grevi 7 bin işçi katılıyor. 2 gün boyunca Berlin'de çöp toplanmayacak. Bazı hastanelerde, sular idaresi de grevde. Alman ordusuna ait bir hastanede de ilk kez grev yapılacak. Almanya'da hiçbir vasfa ve diplomaya sahip olmayan genç sayısı artıyor. Bertelsmann Vakfı'nın araştırması bu. Okulu bırakma oranı %6.2'ye yükseldi. Bremen'de %10. 10 gençten biri çok yüksek. Hessen'de %6. Göçmen kökenliler maalesef Almanlara göre daha yüksek oranda okulu bırakıyor. Örneğin Hamburg'da göçmenlerde %16.5 okulu bırakma oranı. Almanlarda %5.8. Robert Cohen Stütüsü kene uyarısında bulundu. Bir kenemiz eksikti o da oldu. Taşıdıkları bir virüs beyin iltihabına neden olabiliyormuş. Özellikle 60 yaşın üstündekiler için riskli bir durum olduğu belirtiliyor. Bu aralar kenelere dikkat. Bir kötü haberde havalardan kış geri geliyor. Kuzey bölgelerde kar, güneyde yağmur bekleniyor. Güneybatı için sel tehlikesi uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar 0 ile 9 derece arasında olacak. Kış içinde yaz yaşıyorduk, bitti. Ülkü Tamer, yazın bittiği her yerde söylenir diyor. Böyle kırmızı kalkan görülmemiştir. Ölüleri örten yapraklardan başka... Çünkü sahiden yaz bitmiştir. Kötü haber diyorum ama yazın yazı, kışın kışı yaşamak güzel. Akselde iklim değişikliği daha ağır sonuçlara neden oluyor. Bulgaristan gümrüğü Hollanda'dan Türkiye'ye giden bir araçta 700 bin avro ele geçirdi. Bu ekonomik krizde çok güzel para geçmiş olsun. Avusturya gümrüğü de 49 tane kurutulmuş deniz atı yakaladı. Bu çok enteresan. Deniz atı muhteşem bir canlı. Yüzen canlılar arasında dik duran tek canlı, tek eşli. Ömür boyu sadece bir tek eşi oluyor. Eşi ölen kısa süre sonra ölüyor. Dişi denizatı yumurtasını erkeğin kesesine bırakıyor. Erkek yumurtaları aylarca taşıyor ve sancılar içinde doğuruyor. Yine erkeği doğuran tek canlı. Siz bu güzel hayvanlardan ne istediniz? kurutup Avusturya'ya getirdiniz. Sebebi bunlar geleneksel Çin ilaçları var. İlginç ilginç şeyleri karıştırıp kullanıyor Çinliler. Onlar da kullanılıyormuş. Normal ilacı bulduk. Gelenekseli kaldı. Hakikaten hayvanlara yazık günah. Avusturya'nın Karintiya eyaletinde de seçim vardı. Sosyal Demokratlar %39'la birinci oldular ama bir önceki seçime göre 10 puan oy kaybettiler. Eyalet başbakanı tüm sorumluluğu üzerime alıyorum dedi. Ancak başbakanlığa da devam etmek istiyor. Fransa'da yarın ülke çapında genel grev yapılacak. Medya yarını kara salı olarak adlandırdı. Toplu taşıma büyük ölçüde duracak. Ulaştırma Bakanı insanları evden çalışmaya çağırdı. Yarın geçirebileceğimiz en zor günlerden biri olacak dedi. İşçi sınıfı emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını engellemek için direniyor. Hükümetse süpermarketlerde fiyatların düşürülmesi kampanyası başlattı. Belli ürünler mümkün olan en düşük fiyattan satılacak. Ayrıca dar gelirlilere gıda kuponları dağıtılacak. Hollanda'da da kara kış geliyor. Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak. Toplu taşıma emekçileri greve gidiyor. Önümüzdeki bir buçuk ayda farklı bölgelerde toplamda 15 gün grev yapacaklar. Belçika'da ise Ulaştırma Bakanı aşırı hızlı araç kullananların cezalarının artırılacağını söyledi. Bu konuda bir yasa tasarısı hazırladı. Özellikle aşırı hızlı makas atıp bunları kaydeden, sosyal medyada paylaşan ek ceza alacak. Böyle bir şey yapanların ehliyetleri bir seneye kadar alıkonulacak. İsviçre'nin Cenevre kantonunda polislerin emeklilik yaşı 58'den 60'a çıkarılıyor. Emekçiler ise 65 yaşında emekli oluyorlar. Eskiden kadınlar 64'te emekli oluyordu. Birkaç ay önce referandum yapıldı. Onların da 65'te emekli olması kararı çıktı. Polisler yıpranıyorlar. Rejim bekçiliği yapmak zor. Bir de erken emekli oluyorlar. Aslına bakarsanız erken emekli olması gerekenler fabrikalarda sabah 6'da işbaşı yapan On yıllarca asgari ücretten çalışan emekçiler hayat onlara zor aldıkları emekli maaşı da 3 kuruş para ama işte devlet sistemi koruyanlara bu şekilde avantajlar sağlayabiliyor. Avrupa Uzay Ajansı ortak bir ay saati için çalışma başlattı. Ay saat dilimi geliyor. Çünkü şu anda da herkes kendi ülkesindeki saati kullanıyor. Bu da özellikle uluslararası uzay istasyonunda karışıklıklara neden oluyor. Yalnız şöyle bir sorun var. Ayda zaman farklı ilerliyor. Saat daha hızlı akıyor. Ve bir ay 29,5 dünya günü. Dolayısıyla denk getirmek zor olacak ama o zamanlar her gezegen için ayrı saat dilimi başlatmayı düşünüyor. Zamanı dakikalara, saniyelere bölen zaten biziz. Aslında bütün bunlar insanların uydurduğu şeyler. Kesinlikle emin olduğumuz tek bir şey var. O da zamanın hiç durmadan akıp gitmesin. Saatleri düz yapıyoruz. Soldan sağa dönüyor. Saat yönü deyince hepimiz anlıyoruz. Bunun sebebi de saatin Avrupa'da icat edilmesi. Çünkü ilk saatler birer çubuktu. Ortaya dikerdiniz, güneş ışığının düştüğü yerden saati tahmin ederdiniz. Kuzey yarım kürede soldan sağ, şimdiki saat yönünde döner. Güney yarım kürede, örneğin Avustralya'da bunun tam tersidir. Güneş yükseldikçe sola doğru döner saat. Ve saat Avustralya'da icat edilmiş olsaydı bugün saat yönü tam tersi olacaktı. 3. Selim döneminde bestekar Sadullah adında büyük bir müzisyen vardı. Gönül ferman dinlemiyor, saraya girip çıkarken padişahın cariyelerinden birine aşık oldu. Cezası ölüm ama sürpriz bir şekilde durumu izah eden çok da güzel bir beste yaptığı için affedildi. Hatta sultan evlenmelerine bile müsaade etti. Bu kadarla kalsa şimdi belki hatırlamayacaktık ama Kabakçı ayaklanması sonrası padişaha yakın isimler öldürülürken Yusuf Ağa diye birinin evinden onunla ilgili ilginç bir belge çıktı. Bestekar Sadullah'a ömrünün 7 yılını Yusuf Ağa'ya satmıştı. Bir de sözleşme yapmışlardı. 7 senesini bağışladı diğeri de kabul etti diye imzalanmıştı. Üstelik senedi Galata kadısı onaylamıştı. Böyle bir belge ilk kez görülüyordu. Padişah bunu duyunca çok sinirlendi. Belgede adı geçen kim varsa sürgüne gönderdi. Çünkü kimse ömrünün bırakın 7 senesini 7 saniyesini bile kimseye devredemezdi. Turgut Uyar, saraçlar, kurşun dökücüler, muhasebeciler, su yolcuları diyor, şarkı söyleyenler, saat tamircileri. Şimdi tarihte saat kaç? Tarihte saat hep ilginç olaylarda durdu. Daha doğrusu şimdi biz sadece onları hatırlıyoruz ve hep yeni bir ay saati icat ediyoruz. Bu yüzden yakında sorabiliriz. Şimdi ayda saat kaç? Nasa yeniden aya gitmeye hazırlanıyor. Bunun için o milyarlarca dolar harcıyor. Dünyadaki açlık sorununu bu parayla çözebiliriz ama aya yeniden gitmeyi tercih ediyoruz. Çok farklı sebepleri var. NASA'nın bu yeni misyonunun adı, insanlı yeni misyonunun adı Artemis. Antik Yunan'da ay tanrısı ve bir önceki ay misyonunun adı Apollo'ydu. Ona bir gönderme var. Çünkü Artemis Apollo'nun ikiz kardeşi. Apollo 11 ay'dan dönerken Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong'tu. Dünya ile konuşuyordu. Yüzyıl önce dedi Jules Verne, insanın Ay'a yolculuğu üstüne bir kitap yazmıştı. Uzay gemisinin adı Columbia'ydı. Florida'dan havalanmıştı ve Pasifik Okyanusu'na inmişti. NASA, Apollo'nun dünyaya geri dönebilen tek parçası kumanda modülüne Jules Verne'in kitabındaki uzay gemisinin ismini verdi. Columbia, gemi aynen kitapta anlatıldığı gibi Florida'dan havalandı ve Pasifik'e iniş yaptı. 100 yıl sonra Gülvern'in kitabında hayalini kurduğu şey aynen gerçekleşti. Onun uzay aracında da tıpkı Apollo'da olduğu gibi 3 kişi vardı. Gülven ne yazdıysa gerçek oldu. İnsanlar saygılarından dolayı yaptıkları işlerde onu hep andılar. Çocukken bir gün evden kaçmak için bir gemiye binmişti. Son anda fark edildi. Annesi o kadar büyük bir ceza verdi ki. Bundan sonra dedi. Yolculuklara sadece hayallerimde çıkacağım. Öyle yaptı döneminde anlaşılamayan bir isimdi. O yüzden hala hatırlanır. Cansever'in dediği gibi iyi anlaşılamayan bir sesti sokaktaki. Çırpına çırpına yükselen dumandı. Hayatın birdenbire anlaşılması gibi bir duygu gürültüsü. Yağmur yağacak. Öyle bir yağmur ki bu, bilirsin, dam saçak demeyecek yağacak. Yağacak bir hışım gibi can evine kentin. Kalplerimiz küle gömülmüş elmalar gibi patladı, patlayacak. Alacak sonunda kendi rengini. Hoşçakalın.